Maide suresi 40. ayette Rabbimiz şöyle buyurmuş. Estaizu billah yuazzibu men yeşâ ve yagfiru limen yeşâ. Allah dilediğini azap eder, dilediğini affeder. Bu ayeti kerime hakkında şöyle bir soru akla gelebilir. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, gazabını geçmiştir. Bu sebeple birçok ayet-i kerimede önce af, sonra azap geçmektedir. Bu ayette ise önce azap sonra af zikredilmiştir. Bunun hikmeti nedir? Müfessirler bu sorunun cevabı olarak şu izahları yapmışlardır. 1. Meskûr ayet kerime, hırsızın cezasını bildiren ayetten sonra gelmiştir. Buradaki azaptan maksat el kesmek, Aftan maksatsa Allah'ın hakkından kurtulmaktı. El kesme dünyada af ise ahirette olduğundan ayet-i kerimede bu sıra gözetilmiş. Önce azap sonra af zikredilmiştir. 2. Azap hırsızlık fiilini işleyene afsa tövbe edene vaat edilmiştir. Hırsızlık tövbeden önce vaki olduğundan Ayet-i Celil'e de bu tertip gözetilmiştir. 3- Makam, tehdit makamı olduğundan azabın aftan önce zikredilmesi belagata daha uygundur. 4- Ayet-i Celil'e'den maksat Allah'ın kudretini açıklamaktır. Dilediğine azap etmesindeki kudret affetmesindeki kudretten daha açıktır. Zira affedilecek kimsenin kaçması söz konusu değildir. Azap edilecek kimsenin kaçmaya çalışacağıysa aşikardır. Bu sebeple azapta Allah'ın kudreti daha açık gözük. Ayetteki maksat Allah'ın kudretini açıklamak olduğundan kudrete daha çok delalet eden azap etme öne alınmıştır. Gördüğünüz gibi bir kelimenin öne alınmasında bile ne kadar çok hikmet var. Bu hikmetlere Kur'an'ın mealini okuyarak ulaşamazsınız. Bu manalara ulaşmanın yolu ehlinin yazdığı tefsirleri okumaktır. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an ve tefsir talebesi eylesin amin